Dostlar yeni bir videomuza da hoş geldiniz. Yeniden Phantom'la beraber karşınızda bulunuyorum. Phantom özellikle şu an biliyorsunuz piyasa geneli bir düşüş içerisinde fakat Phantom buna göre de yani piyasanın kalanına göre bile daha ciddi bir düşüş yaşadığını aslında görüyoruz sevgili arkadaşlar. Bunun da tabii ki pek çok sebebi var. Geçtiğimiz videolarda ufak ufak bunlara değindik. Ee, şu an an itibariyle Phantom'da bir durumları kontrol edeceğiz. Özellikle aylık kapanış geldi ee, piyasalarda. Bununla beraber ne yapacağız? Ee, Phantom'un yönünü belirleyeceğiz. Ne gibi hareketler yapıyor? Artık neler bekliyoruz? Şöyle e, genel anlamda bir uzun uzun değerlendireceğiz. Şayet sizler de Phantom'un yatırımcısıysanız veya yatırım yapmayı düşünüyorsanız videoyu sonuna kadar e, dikkatli bir şekilde izlemenizi sizlere tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Videoya geçmeden belirtmem gerekiyor ki <laughs> burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da yine sizler sorumlusunuz. Ayrıca ricam kanala abone olmanız ve videoyu beğenmenizdir. E, bizler için oldukça mühim. O yüzden lütfen e, bir saniyenizi ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız ihmal etmeyiniz abone olunuz sevgili dostlar şimdiden çok 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 teşekkür ediyorum Dostlar fantomda ilk olarak bilmemiz gereken bir husus var yani o da şu ki aslında bazı koyunlerde benzer mevzular ortaya çıkıyor yani üst üste iki etken birleştiği zaman piyasa geneline göre bile ne oluyor çok ciddi düşüşler gerçekleşebiliyor bakın Nitekim Phantom şu an öyle bir pozisyonda ki Ağustos'tan beri görmemiş olduğu bir değeri görmüş. Yani 8 aylık sürenin boyunca bakın 8 aylık sürenin sonunda böylesi bir değerlere tekrar ulaşmış arkadaşlar. Ekim öncesi, Eylül öncesi değerlerinin bile şu an an itibariyle altında. Şimdi ilk olarak şunu bilmek lazım. Yani hepimizin bildiği bir. Bitcoin sarsıyor. E, sarsmaya da devam edecek e, aylık kapanış olumsuz geldi arkadaşlar bitcoin tarafında o yüzden e, sizlere özellikle üstüne basa basa öneriyorum lütfen bugün attığımız bitcoin videosunu girip bir seyrediniz sevgili dostlar size önerim budur e, haricinde ne oldu bitcoin sarstı e, bununla birlikte fantomda bir kötü haber e, akışı silsilesi gerçekleşti bunu daha önce pek çok altcoin'de gördük. Örneğin Alfin önceden ne yapmıştı? Yapmış olduğu ciddi yükselişin testini gerçekleştiriyordu. E aynı anda Bitcoin gerçekleştir düşüşünü gerçekleştiriyordu. Yani hem kendi testi hem piyasa kaynaklı olarak ciddi bir düşüş yaşamıştı. E aklıma gelen bir örnek olarak bunu verdim. Şimdi Phantom'da da yine benzer bir mevzu var ki bunu önceden bizzat Fantom yine kendisi de e, yaşadı arkadaşlar. Yani ne yaptı? Hem Bitcoin düşüşü, e, bununla da birlikte bir kötü haber silsilesinin içerisinde kaldı. İlk olarak şu anda içinde bulunduğu kötü haber, Proje adamlarının ne yapması? E, Phantom'dan ayrılması. Bir kere şunu söyleyelim sevgili dostlar yine e, Proje adamlarının şu anda projeden ayrılması Fantom için. Hiçbir şey ifade etmiyor teknik anlamda. Bakın bir önceki videomuzda mesela bakan örneğini vermiştik. Yani ülkede sürekli her ülkede yani istifalar olur. E, büyük adamlar değişir. E, çarlar değişir. Cumhurbaşkanları değişir. Hangi ülke batar arkadaşlar? Nitekim ülke kadar büyük bir e, topluluktan bahsediyoruz. Yapıdan bahsediyoruz. Şimdi Fantom'un e, bulunduğu bir coin şirkette isterse yani proje adamları değil projedekilerin hepsi istifa etsin yerine yenisi kurulsun. Hiçbir şey değişmez. Hatta yeni kan iyidir deriz yani teknik anlamda. Bunu söylemek lazım. O yüzden şunu bir kere bilmemiz lazım. Ayırt etmemiz gereken şey, fantomda gelen bu düşüşler fantomda teknik anlamda proje hakkında bir sıkıntıya yol açmaz. Fantom işte öldü mü bitti mi falan açmaz arkadaşlar. Fantom'da durum tamamen e, piyasanın klasik muhabbeti insanların e, kötü haber akışıyla birlikte piyasadan çekilmesi e, bilerek zarar etmeleri sevgili dostlar. Durumlar tam olarak bu. E, beraberinde Bitcoin'deki düşüşle birlikte ne yaptık? E, zaten düşüşün devamını gördük. Şimdi Fantom anlık olarak geldiği pozisyonda bakınız ki özellikle şöyle geçtiğimiz 20 Nisan'lardan beri 1.22'lerden özellikle dün 0.65-66'lara kadar 2x'lik bir düşüş hareketi gerçekleştirdi. Zaten sebebini de anlattık. Şu an geldiği noktada bakın kanalın tam ortasından kanalın tam ortasından yön yukarı yapmış ki burada zaten Bitcoin hareketinin bir unsuru olduğunu Görebiliyoruz sevgili dostlar. Şimdi normalde Fantom'da şunu söyleyebilirdik: e, Düşüşün devamı gelebilirdi. Neden? Bitcoin yükseldiğinde dahi e, haber kaynaklı olarak düşüş beklerdik. Yani şu an aslında kanal ortasından Fantom'un geri dönmesi Bitcoin'in yaptığı hareketlere uyumlu olduğu anlamına gelir ki e, buradan Fantom'un üzerindeki e, bu kötü haberin satış baskısını kaldırdığımızı. Söyleyebiliriz sevgili dostlar. Yani şu buradan şunu anlamayın. Bitcoin düşüyor. Bitcoin düşerse zaten Fantom tabii ki düşecek. Ama e, böylesi korkunç bir e, düşüşe devam etmeyecek arkadaşlar. E, duruma göre salınımına tabii ki devam edecek. Ama üzerindeki bu kötü haberin baskısını kaldırması da oldukça güzel. Şu an her ne kadar yeniden 0.71.3'ün üzerine atsa da Burada tutunma durumu biraz zor gibi gözüküyor. Daha doğrusu şu anlamda Mayıs geneli için konuşuyorum. Fantom şu an önümüzdeki günlerde özellikle 71.5 ile 82.5 arasında git gelli yatay hareketler yapmaya müsait arkadaşlar. Yani e, hareketlerin şu an e, günlük bazda baktığımızda yataya bağlayacağı kanaatindeyim. Bunun devamında Mayıs geneli için konuşursak tabii ki düşüşlerin devamını bekliyoruz. E, sebeben Bitcoin videosunu zaten referans göstermek istiyorum. İlk olarak 72'lerde direnemez, dayanamaz ise 0.57 küsürlere kadar arkadaşlar 56'lara kadar yani alt destek bölgesine bir düşüş gelecektir. Şu an alımı önermiyorum çünkü Mayıs ayı içerisinde daha büyük gerilemeler bekliyoruz. 56 pozisyonları geldiğinde buradan bir kademeli alım. Eğer burası tutmazsa 0.4'lere kadar yani 40 centlere kadar fantomda Mayıs içerisinde bir gerileme hareketi beklediğimizi size belirtmek isterim sevgili dostlar. Şu anda durumlar böyle. Mayıs zorlu geçecek. O yüzden toplama yapmayı unutmamanızı sizlere öneriyorum mantıklı noktalardan. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayalım. Hepinize bol kazançlar dilerim şimdiden. Hoşçakalın.